Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine kaçak akım rölesi arızasıyla karşı karşıyayız. Müşterimiz bizi aradı. Kendisine de geldik. Arızamız kaçak akım atıyor arkadaşlar. Biz şimdi arızayı bulduk ama şöyle ben hep sürekli aynı videoları yayınlamak istemiyorum aslında. İşin bitimine doğru video çekme gereği hani video çekmek istedim. Çünkü her kaçak akım rölesinin arızası bir olmuyor arkadaşlar. Bazen lamba patladığı zaman atabiliyor. İşte bazen kombiden atabiliyor. Bazen işte tost makinesinden atabiliyor. Bugün de müşterimize geldi. Şimdi arızayı ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Az bir yaklaş abi. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Öncelikle şöyle belirteyim. Bunu açtığım zaman sigortamız atıyordu arkadaşlar. Şimdi kaçak akım rölesi arızasını şöyle buluyoruz. Tabii her zaman böyle olmuyor. Abimiz bizi aradığında usta 2 dakikada bir sigorta atıyor dedi bize. 2 dakikada bir atması bizim için aslında çok iyi bir şey. Arızaya hızlı müdahale edebiliyoruz. Bazen kaçak akım röleleri bir günde bir atabiliyor. 3 saatte bir atabiliyor. Eğer arıza bu şekilde olursa arkadaşlar işçiliğimiz artıyor. Her yeri sökmek zorunda kalıyoruz. Prizlerin hepsini tek tek kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Ama kaçak akım rölesi anında atıyorsa ya da 5 saniye sonra 10 saniye sonra atıyorsa arkadaşlar şöyle tek tek bu sigortaları açıp kapayarak kaçak akımı bekleyeceğiz arkadaşlar. Biz burada bu şekilde yaparak şu sigortanı kaçak akım rölesini attırdığını tespit ettik. Videonun başında çekmedik ama bu sefer yani şimdi ben size tarif ediyorum ki eğer aklınıza ya da dairenizde böyle bir sıkıntı olursa bu video aracılığıyla arızanızı çözebilirsiniz diye sizlere yardımcı olsun diye tekrar bu videoyu yayınlıyorum arkadaşlar. Bundan 4-5 öncesine kadar da kaçak akımla alakalı videolar paylaşmıştım. Bu videoyla beraber 6-7 tane olacak. Arızanın hepsi aynı olmadığı için çekme gereği duydum. Bu sigortamızı elektrik yani linyesi neresiyse oraları tespit ettik arkadaşlar. Odaların hepsini tek tek gezdik. Hangi prizlerde elektrik var? Hangi prizlerde elektrik yok? Yanmayan lamba var mı yok mu? Lambaların hepsi çalışıyordu. Bu tarz arızalarda öncelikle biz mutfaklara bakıyoruz arkadaşlar. Gel abi. Mutfağa bakmamızın sebebi arkadaşlar mutfakta biz ekseri bütün ihtiyaçlarımızı mutfakta gideriyoruz. İster istemez bütün elektronik cihazların tamamı mutfakta oluyor arkadaşlar. Yani evin mutfağın dışında kullandığımız eşyalar televizyondur, laptoptur, işte şarj aleti gibi cihazlar kullanıyoruz. Bunlar ekseriyette kaçak akım rölesini kolay kolay attıran cihazlar değildir. Burada ankasta fırınımız var, ocağımız var, davlumbazımız var, dolap var, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, tezgahın üstünde de kettle'ımız var. Burada kombimiz var. Sayıyorum arkadaşlar hani ne kadar cihaz olduğunu sayıyorum ki mutfakta ne kadar çok cihaz olduğunu. Neden biz arıza çıktığında neden ilk önce mutfağa yöneldiğimizi sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Kombimiz burada, kahve makinamız burada. Burada şöyle yaptık. Biz bu tarz yerlerde arızaya önce ankastreden başlıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de burada yemek bazen taşabiliyor. İşte bulaşık yıkandığında ya da işte evde yeşillik yıkandığında ki zaten burada göster abi. Bir temizleme işlemi olmuş. Suç aleti burada. Arkadaşlar burada size aslında arızanın nereden sonucunu göstereceğim. Hani bunları size anlatmamın sebebi evinizde bir arızayla baş başa kalırsanız kendi başınıza bu videoyu izleyerek çözebilmeniz içindir. Biz burada abimize de zaten kendisi de burada şahidimizdir. Önce biz burada şikayetimiz yengemiz burada çamaşırları çıkartırken elini çarptığını söyledi bize. Biz onun üzerine önce çamaşır makinesinden başladık. Toprağını kontrol ettik. Toprağında herhangi bir sıkıntı yok. Makinenin anakartıyla alakalı bir sıkıntı olabilir. Ondan sonra sırasında ankastre fırınımıza geldik. Ankastre fırınımızı söktüğümüzde gel abi yaklaştırabilirsin. Peçeteyle biz bunu sildik. Silerken de müşterimiz sağ olsun bizim sürekli müşterimiz. Hem de kendisi takipçimiz. Abi video alalım. Belki dedi bizim gibi birinin başına gelir. İzleyince dedi arızasını düzelsin. Arızamız buradan çıktı arkadaşlar. Tezgahın arkasından buradan su yürümüş. Şuradan. Buralar hep ıslak zaten. Ocağın
bu etrafı silikonlu değilse burada su aktığı zaman ya da yemek taştığı zaman buradan altına su giriyor arkadaşlar. Su girdiği zaman kablo havada sallanı kaldığı için kablo üzerinden yürüye yürüye fiş zaten ters takılıydı arkadaşlar. Düz takılı olsaydı bir ihtimal yine olmayacaktı ama ters takılı olduğu için prizin içine burada su dolmuş. Toprakla şu sağ taraftaki yerde zaten ark yapmış arkadaşlar. Atlama yaptığı için kararma olmuş biraz. Şöyle elimle de gösterebilirim. Şurası kararmış. Yani toprakla buradaki nötr ya da faz birbirine çarptığı için sigortayı attırdı arkadaşlar. Buradaki arızamız buradan çıktı. Biz şimdi burada ne yapacağız? Müşterimiz isterse prizini değiştireceğiz, istemezse prizine bakacağız. İçindeki suyu hani kurutabilme imkanımız biraz zor. Zaten bu içi biraz metal olduğu için suyu gördüğü zaman zamanla ark yapacaktır, oksit yapacaktır, paslanma yapacaktır. Bu da ister istemez elektrikte düşük verimliliğe neden olacaktır. O yüzden biz prizi değiştirme gereği duyduk. Bazıları fön makinesiyle kurutmaya kalkışıyor. Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama 100 liralık priz için cihazınızı ya da evinizin tesisatını tehlikeye atmanıza gerek yok arkadaşlar. Prizimizi değiştireceğiz. İşimizi sonlandırıp müşterimize teslim edeceğiz. Bu şekilde yani böylelikle de bu kaçak akım rölesi arızasını sizlere bu şekilde videoda anlatmış bulunduk arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.